Mert Mekatun kanalına hoş geldiniz. Bizi farklı yerlerden takip edin. Merhabalar efendim. Python programlamanın 14. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde programlamanın çok önemli noktalarından biri olan mantıksal bağlaçları işleyeceğiz. Python'da mantıksal bağlaçlar and yani ve ya da or yani veya'dır. Bu mantıksal bağlaçlara göre biz programlarımızın şekil ve şemalini işleyişini belirleriz. Peki bu mantıksal bağlaçlar ne işe yarar? End anahtar kelimesi sayesinde iki farklı değeri ve operatörle karşılaşabiliriz. Bunun anlamı bu şekilde geliyor. Karşılaştığımız iki değer doğruluk değeri olarak bir değerine yani true değerine sahipse tüm bu koşul true yani bir değerine döndürür. End bağlayıcında herhangi bir şekilde karşılaştıran iki değerden bir herhangi bir tanesi yanlışsa yani sıfır değerine sahipse bu yapı false değerine yani sıfır değerine döndürür. Or yani veya bağlayıcı için ise karşılaştığın herhangi bir değer doğru ise tüm koşul doğru değerine döndürür eğer karşılaştığın iki değerin doruk değeri sıfır yani false ise tüm koşul false yani sıfır değerini döndürür. Bu söylediklerimizle hareketle hemen end bağlacını işlemeye başlayalım. End bağlacı end anahtar kelimesi evet de kullanılır. Örneğin bunu bir if koşulunda ya da bir değişken atamalarında kullanabiliriz. Şimdilik if koşullarını görmediğimiz için değişkenleri atarken kullanacağım ya da bir print fonksiyonuna değer göndererek bunları sizlere gösterebileceğim. Örneğin şöyle yapalım çok basit bir şekilde. Bakın print diyorum ve print fonksiyonuna şöyle bir değer gönderiyorum. Diyorum ki 5, 5'e eşit mi? Bunu kontrol ediyorum. Bunun değeri nedir arkadaşlar? Bunun doğruluk değeri true'dur. And diyorum. Aynı zamanda mert değeri, buradaki mert değerine eşit mi? Bunu kontrol ediyorum. Şu an biraz saçma gibi görebilir ama and muhabbetini anlamak için çok güzel örnekler olduğunu söyleyebilirim. Programı çalışıyorum ve bana gördüğünüz gibi true değerini döndürdü. Burada yaptığı şey şu, buradaki koşullara bakıyor. 5 bir integer ve buradaki 5 integer bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Aynı zamanda, buradaki değer true değerini döndürüyor. Yani bir değerini döndürüyor. Daha sonra sağ taraftaki değere bakıyor. Mert Sting'i diğer Mert Sting'i eşit, eşit mi buna bakıyor. Ve eşit olduğu için buradaki değer bir değerini döndürüyor. Ve 1 bir ve 1'in en parametresiyle yaptığı işlem sonucunda doğru değerini döndürüyor. Yani tüm bu koşul doğru anlamına geliyor. Mesela başka bir kontrol yapalım. Diyelim ki burada 5'in 2'ye bölümünden kalan 0 eşittir diyorum. 5'in 2'ye bölümünden kalan 0 eşit mi? Hayır. 5 iki bölümünden kalan 1. Ve daha sonra şunu kontrol ediyorum. Aslında buradaki sağ tarafın herhangi bir önemi yok. Çünkü sol taraf yanlış olduğu için her türlü buradaki tüm koşul ne olacak? False olacak. Bunu görmek için bakın programı çalışıyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi false oldu. Çünkü 5'in 2'ye bölümünden kalan 1. Bunu 1 yapsaydım eğer ve çalışırsaydım gördüğünüz gibi true değerini verecekti. Yani kısacası şunu öğrenmemiz gerekiyor. And balıcı eğer iki tarafta doğruysa true değerini döndürür. Eğer herhangi bir şekilde bir yanlış ya da ikisi de yanlışsa false değerini döndürür. Or bağlıcı ise end parametresinden daha farklıdır. Kullanım da şu şekildedir. Herhangi bir değer doğru ise buradaki değer doğrudur ve doğruluk değeri olarak true değerini döndürür. Fakat iki değer de yanlışsa o zaman false değerini döndürür. Mesela burada 5'in 2'ye bölümünden kalan 1 ve Mert, Mert eşit. Yani iki değer de doğru. Programı çalıştığım zaman doğru değerini verecektir. Fakat şu biri 0 yaptığım zaman burası yanlış olmasına rağmen yani doğruluk değeri olarak burası yanlış değerini döndürmesine rağmen buradaki yapı doğru olduğu için buradaki yapı true değerini döndürecek. Bakın programı çalıştığım zaman true değerini görüyorum. Or balacı tek ne zaman false değeri döndürür? Eğer iki doğruluk değeri de sıfır değerine sahipse. Yani ben mesela şunu bir x koyalım ve programı çalıştırayım. Gördüğünüz gibi iki değerde bu değerde false değerini ve bu değerde yapıda false değerini döndürdüğü için iki doğruluk değeri or işleminden tabi tutulunca false değerini döndürdü. Peki bu mantısal bağlaçları nerede kullanıyoruz? Bunu ileriki derslerde görürüz ama ufak bir örnek yapalım hadi. Bunun için şöyle bir yapı kuruyorum. Çok basit bir yapı. Kullanıcı diyorum. Kullanıcı bilgileri diyelim. Ve kullanıcı bilgileri adlı yapıya bir tane liste objesi tutacağım. Hesap ismi ve şifresi olacak. Yani sıfır indekste hesap ismi ve bir indekste şifresi olacak. Örneğin MC Karakule 42 ve şifresi de bu şekilde olsun. Şimdi burada kontrol etmemiz gereken şey şu. Gelen kullanıcı adı burada kullanıcı adına eşit mi? aynı zamanda gelen şifre buradaki şifre eşit mi? Yani burada ne kontrol etmemiz gerekiyor? Bir AND operatörünü kullanmamız gerekiyor. Çünkü ikili bir kontrol yapma işlemi yapacağız ve iki değerinde bunlar eşit olmasını istiyoruz. Öncelikle bir dışarıdan kullanıcı adı alalım. Kullanıcı adı diyorum. Ve input diyorum input fonksiyonun görevi sayesinde aldığım terminaldeki değeri kullanıcı adlı değişkene kaydedebileceğim. Kullanıcı adını yeriniz diyorum. Ve daha sonra şifre diyorum. Ve input şifre yeriniz diyorum. Daha sonra bu aldığım kullanıcı adı şifrenin doğru olup olmadığını test edeceğim. Bir tane değişken oluşturuyorum. Doğruluk değişkeni olsun. Diyeceğim ki burada kullanıcı bilgilerindeki 0. indeks bizim kayıtlı olan kullanıcımızdı. Buradaki kullanıcı adına eşit mi? Ve kullanıcı bilgilerindeki birinci indeks yani buradaki şifre gelen şifre eşit mi? Bunu kontrol edeceğim. Eğer buradaki değerler doğru ise yani hem burası doğru hem burası doğruysa, evet gelen kullanıcı adı ve şifre doğru ve A değişkeninin saklayıcı değer, değer, true olacak. Bu yüzden print A diyorum ve gelen değeri göreceğim şimdi. Programı çalıştırıyorum. İlk başta yanlış yazıyorum. İşte rastgele değerler görüyorum ve gördüğünüz gibi false yerine döndürdü. Yani bir yanlış olduğunu gördük biz burada. Bu sefer doğru girelim. Bakın MC karakolü 42 alıyorum buraya ve şifreyi de aynı şekilde burada alıyorum. Gördüğünüz gibi true değerini bize döndürdü. Bu şekilde biz ne yaptık? End bağlacını kullanarak iki değeri kontrol ettik. Çünkü sadece şifrenin doğru olması ya da sadece kullanıcı adının doğru olması bize yetmiyor. Hem kullanıcı adının hem de şifrenin bu hususta doğru olması gerekiyor. Bu yüzden böyle bir örnek size gösterdim. Bu örnekte de or parametresini işleyeceğiz. Örneğim şu şekilde. Gönderilen sayının hem 2'ye hem 3'e hem de 5'e bölünmesini istiyorum. Bunun için or parametresi kullanacağım. Şimdi örneği yapalım ve birazdan örneği açıklayacağım. Önce dışarıdan bir sayı almam gerekiyor. Bu yüzden sayı alıyorum ve bunu input fonksiyonuyla alıyorum. Input fonksiyonuyla bir sayı yerine diyeceğim ve kullanıcı bir sayı girecek. Bunu hemen bir integer'a çevirmem gerekiyor ki sayısal işlemlerimi yapabileyim. A diyelim. Bunu A değişkeninde saklayalım. Eğer bu sayı hem ikiye bölünüyorsa yani sayal adlı aldığım sayının ikiye bölümünden kalan sıfırsa ve sayal adlı sayımın üçe bölümünden kalan sıfırsa ve sayal sayımın beşe bölümünden kalan sıfırsa bu sayı ya ikiye ya üçe ya da 5'e bölünebiliyor anlamına geliyor. Yani aldığım sayı mesela atıyorum ki 10 olsun. 10 sayısı 2'ye bölünüyorsa evet bu A değişkeni direkt doğru olacak. Ya da 9 yere girelim. 9 e 3'e bölündüğü için direkt A değişkeni true olacak. Fakat 7 deri girersem A değişkeni false olacak. Çünkü 7 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e de bölünmüyor. Yani tam olarak bölünmüyor daha doğrusu. Yani bir kalan döndürüyor. Bu yüzden A değişkeni bu şekilde kontrol edebiliriz. Bakın print A diyelim ve programı çalışalım. Burada yaptığımız şey bir sayı 2'ye, 3'e ya da 5'e bölünüyorsa bu değer doğru olacak. Eğer bu sayılı bu sayı 2'ye, 3'e ya da 5'e bölünmüyorsa bu değer false olacak. Olayımız bu. Örneğin 7 değerini görüyorum. Bakın false değerini bize verdi. Tekrardan çalışıyorum programı. Mesela 10 değerini giriyorum. True değerini verdi. Ve bu şekilde or işlemi de yapmış olduk. Merhabalar. Fight öğrendikten sonra yapmanız gereken en önemli şey o dille ilgili projeler üretmektir. Saat bir programlama diliyle de bir proje üretmek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden yapmak istediğimiz projeye göre o ait framework'leri öğrenmek zorundayız. Ben iki boyutlu oyun yapmak istiyorsak Pygame'i, veri otomasyonu ve veri çekme işlemler için Selenium ve Beautiful Soup'u, mikro işlemcide, Raspberry Pi'de, masa üstünde ya da telefonlarda arayüz tasarlamak ve kodlamak için pyqt 5 web sitelerinde backend yani arka uç kodlamaları yapmak için Django ya da Flask'ı, mobil uygulama yapmak için Kiwi'yi, görüntü işleme yapmak için OpenCV'yi, web sitelerinde örümcek ağ kurmak için Scrapy gibi kütüphaneleri kullanabiliriz. Tüm bu setleri ve daha fazlasını Mert Mekatonik Udemy'de bulabilirsiniz. Bu videoyu YouTube üzerinden bulduğunuz için açıklama kısmında 150 indirme varan linklerden alabilir ve kendinizi kurslarla geliştirebilirsiniz. Setler boyunca sorduğunuz tüm sorulara Udemy üzerinden cevaplamaya çalışacağımızı emin olabilirsiniz. Programa yapmak, kod yazmak değil problemleri çözmektir. Ve problemler karşısında yılmamaktır. Problemlerini çözmek için muhakkak Google gibi kaynakları kullanarak araştırma yaparak sorunlarınızı çözmeye çalışmalısınız. Setler aracılığıyla vizyon katmakta ve size neler yapabileceğinizi göstermek en büyük amacımızdır. Setleri bitirdikten sonra kendinize iyi bir temel oluşturacak ve yapmak istediğiniz projeyi artık tamamen sizin hayal gücünüze bağlı olarak geliştirebileceksiniz. Kursları bitirdikten sonra yapmak istediğiniz projeleri hayal gücünüze ve çalışma azminize bağlı olarak gerçekleştirebileceksiniz. Tüm kurslara bu videonun açıklama kısmında indirimli fiyatlar ile elde edebilirsiniz. İyi çalışmalar diyorum.